Evet, ben biliyorum anneler cömerttir. Anneler merhametlidir. Dedim hangi günün bir kuzunu alayım? Evet, kendisine diğer arkadaşıma teşekkür ediyorum. Evet. Sayın öğretmen arkadaşlarım, idareci arkadaşlarım. Evet. Eli saygı ve hürmetle öpülen, öpülmesi gereken öğretmenlerim. Evet. Hamuru sanat eseri haline getiren öğretmenlerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İki etkinlik bir arada. Ama ana desem yeter abi, değil mi? Evet. Siz çok değerli anneler, babalar, kıymetli misafirlerimiz. Öğrencilerimizin gösterisine, etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Okulumu hep böyle görmek istiyorum, etkinlik. Yarım yamalak da olsa çocuklarımızın sahneye çıkması, özgüvenini kazanması, ben de varım, farkındayım demesi. Çok güzel şeyler. Çocuklar neyle sevinir? Yaramazlığıyla sevinir. Yaramalı olmayan çocuk sevilmez. Ama şu çok önemli. Hangisi yaramazlığı, hangisi kabahat? Bunları bilmesi gerekir. Anne, çocukların ilk öğretmeni. Sonra okul. Var olan tecrübelerin paylaşılması. Hani taşı gediğine koymak var ya, işte ana sınıfı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar. Burada taşı gediğine koymazsanız bina inşa edemezsiniz. Çocuklar liseye başlamadan ortaokul, yedinci, sekizinci sınıfta şikayetler başlar. Lisede artık kontrol edemezsiniz. Edemezsiniz. Hangi anne çocuğunun veya baba çocuğunun elini öpüyor? Var mı anne, baba çocuklarınızın elini öpenler? Yok, çok ayıp. Çocukların elini öpülür mü? Yaşlanınca güçsüz, yardıma muhtaç hale geldiğinizde kimle yardım alacaksınız? Öpemediğiniz elden yardım alamazsınız. O sevgi, o saygı, o merhamet bağını şimdi kuramazsan sonra hizmet alamazsın. Sen o zaman yapacağın tek şey var. Maaşın varsa iyi bir huzur evi ayarlamaya şimdiden başla. Huzur evi bize yakışmaz. Ana bizim baş tacımız. Ana bizim her türlü sıkıntımızın, hastalığımızın ilacı. Biz böyle öğrendik, böyle biliyoruz. Anadan nasıl ayrılır? Hiçbir evlat anadan ayrılmaz. Ama siz taşı gediğine koymazsanız işte bina o zaman yanlış inşa edilir ve siz yavrunuzu kaybedersiniz. Yani yavrunuzu kaybedersiniz derken dikkat çekmek için söylüyorum. Analığınızı kaybedersiniz. Sıkıntın mı var? Çocuğuna dert. Sevincin mi var? Çocuğunla dertler. Olumsuz bir şey mi söyleyeceksin? Asla çocuğun yanında söyleme. Çocuğun benimsediği bir değer varsa sen de değer kat. Eğer çocuğun yanlış yolda yürüyorsa karşı çıkma. Onunla aynı yöne geç. Kol kola gir ama onu yanlış yoldan çevirmeyi becer. Beceremem. Yok, sen anasın, becerirsin. İki alim kardeş kavga ediyormuş. Bir tanesi diğerini hep dövüyormuş.
yaşaymış, taşıymış, kitaplarda da hiç çaresini bulamamış. Nasıl ederim, nasıl giderim derken düşürmüş, taşırmış. Bununla bir daha kavgaya tutuştuğumuzda ben anne diye bağıracağım. Kardeşi onu çok güzel dövmeye başladığı an ana diye bağırmış. Hemen bırakmış. Hemen kardeşini dövmekten vazgeçmiş. Demek ki ana bütün duyguları düğüm yeri. Orayı hissetmek lazım. Bulmak lazım. Bulmak lazım. Evet. Ben bu kadar söylüyorum. Ana için söylüyorum. Çünkü diğerlerini şu yavrularımız söyleyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz okul olarak, öğretmenler olarak bir şeyler yapıyorsak eleştiri alıyoruz. Eleştiri almak kadar güzel bir şey yok. Hatta yakama yapışın, hakaret edin. Ama sonucunu alın. Sonucunu alın. Her zaman söylüyorum, sıkıntın var, gel ama benden ayrılırken sıkıntın seni terk etmiş olur. Çünkü ben öğretmenim. Ben anayım. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Okul müdürümüze teşekkür ederiz. Sözümüz anne bugün, özümüz anne, konumuz anne bugün, bakışlarımız anne üstüne, gülüşümüz anne üstüne, düşlerimiz anne bugün, küçük yüreklerinize dünyaları sığmayan annelerinizi doldurun bugün. Anneler Günü'nün tarihçesini Eda Kozman arkadaşımızdan dinliyoruz. Bizim en değerli varlığımızdır. Bizim için dünyanın en güzel insanıdır. Bizi dünyaya getiren, besleyip büyüten, sağlıklı ve iyi insan olmamız için her şeyi gösteren annemizdir. Anneler Günü ilk olarak Amerika'nın Philadelphia kentindeki Anna Jarvis adlı bir kız çocuğunun Ömer olmasıyla gündeme geldi. Anna yetişkin bir çağa geldiğinde annesini kaybeder. Bu olaya çok üzülür. Yemeden içmeden kesilir. Aylarca kendine gelemez. Bu acısını başkalarıyla paylaşmak ister. Arkadaşlarıyla dertleşirken onların yanında bir gün Anneler Günü olması gerektiği düşüncesini açar. Arkadaşları bu fikri benimser. Bu uğurla çok yaşama da bağlı. Uzun çabalardan sonra 1908 yılı Mayıs ayının ikinci pazar günü Amerika'nın birçok yerinde Anneler Günü olarak kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 1914 yılında bugünün bütün ülkeyi resmi bayram olarak kutlanmasını kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa ülkeleri izler. Daha sonra bu çağrıya değer devletler de katılır. Günümüzde Anneler Günü tüm dünyaya kutlanmaktadır. Anneler Günü yurdumuzda Türk Kadınlar Birliği'nin öncülüğünde 1955 yılında kutlanmaya ve o yılın annesi öldüğü Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılmasından halka önderlik etmiş olmasını altına verildi. Daha sonraki yıllarda her yılın annesi seçimi yapıldı. Anneler Günü'nde bütün çocuklar annelerini sevgiyle saygılarını sunar. Anneannelerini alır. Anneannem büyüğü küçüğü olmaz. Bir demet çiçek, birkaç anneann, birkaç tatlı söz, bir öpücük annemizi mutlu etmeye yeter. Biz saygı ve sevgi dolu
berrakta. Ağaçlar çiçek açıyor. Toprakları ısınabiliyorsam sesim gür çıkıyor. Özgür özgür bakabiliyorsam. Sen varsın göz bebeklerinde. Sen varsın Atatürk'üm. Sen varsın. İkiye ve anı sınıfın hazırladığı koruyu izliyoruz.